Tamer Hacı'yla birlikteyiz. Tamer abi canlı yayındayız. Kongre öncesi konuştuk. Yüzün gülüyordu. Şimdi biraz yüzüne. Gülecek durum yok şu anda. Yani burada yaşananları herkes gördü. Tüm Türkiye gördü. Neler bekliyor? Taraftarımız. Yani siz takip ettiniz herhalde. Kongre salonundan çıktınız. Sağlığında bir problem yok, yok inşallah. Yok yani duyduğum kadarıyla yok. Üzücü tabii yani. Biz bunlar için gelmedik buraya yani. Biz hizmet için geldik ama bize de sinerji lazım. Şimdi bakacağız abi. Biraz önce Fatih Başkan'la konuştuğumda tam bazı sinyal alamadım. Ben de seninle sohbet etmeyi, dertleşmeyi aslında severim. Fatih Başkan'dan alamadığın sinyali benden nasıl alacağım? Ya işte bir zorlayayım dedim. Yani başkan, Fatih Başkan olacak, Faruk Hocam olacak, sen mi çıkacaksın? Fatih Mert Başkanımız. Çünkü öyle bir şey söylemedim bana. Fatih Mert Başkanımız olur. Faruk Hoca zaten ağabeyimiz. Yani bizim üstümüzde de Faruk abi olur. Şimdi bir bekleyen Tan Doğan krizi var. Tan Doğan'da ciddi emeklerim var. Beni çağırdın. Tan Doğan'da yaptığın çimleri, taşları bile anlatırdın. Bunları yaptık. Tabii çocuklarla gurur duyardım, mutluluğum da. Şimdi bir Tan Doğan tesis problemimiz var. Ama Tan Doğan'ın haricinde artık daha büyük bir altyapı problemi var Ankara gücünde. Tabii. Tamer Acar Ankara gücü altyapısı için ne düşünüyor? Ne bekleyecek Ankara gücü altyapısı artık? Ben görev aldığım sürede 23 tane futbolcu arkadaşımızı kazandırdık. İsimleri var. Hepsi profesyonelliklerde. Ya bizim her zaman için olmazsa olmazımız altyapı. Tek yani şu anda çıkış noktalarımızdan biri bizim yeni futbolcu arkadaşlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ama tabii bunlara yetiştirecek ortamı da sağlamamız gerekiyor işte. Ankara'nın her yerinde sağ sola antrenmana gidiyor bu çocuklar. Evet. Ya doğru şeyler diye çözeceğiz. İnşallah burada Mamak Belediye Başkanımız da burada işte. Diğer belediye başkanlarımızla da görüşüyoruz. Ellerinden gelen desteği vereceklerini zaten beyan etti herkes. Ya elimizden geleni biz yapacağız. Biz Ankara güçlüyüz. Benim babam da Ankara güçlü. Fatih Başkan'ın babası da Ankara güçlü. Benim çocuklarım da Ankara güçlü. Fatih Başkan'ın babası da Kongre'deydi galiba. Kongre'deydi. Tabii Fatih Başkan da gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Salı günü babasının bypass ameliyatı var. Biz 3-4 gündür hastanelerdeyiz biz. Babası buraya geldi. Yani gerçekten üzüldük bugün yaşananlar. Yani keşke olmasaydı. Ama buradayız artık yani. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar. İşin hakkını vermeye çalışacağız. Biz tribünden geldiyiz. Biz hakiki taraftarız biz ya. Bir tansiyon düşecek. İlk önce biraz önce sordum. Şimdi Mehmet Başkan ilk seçildiğinde bir Konya maçı, daha seçilmeden önce bir Konya maçı vardı. Oradan bir 6 ay falan bir ceza almıştı Ankara Gücü taraftarı. Tribünler boştu, evet. Kadın taraftarlar vardı. Onlar da ceza almıştı hatta. Evet doğru, hatırlıyorum. Şimdi Fatih Başkan'ın veya büyük ihtimalle Fatih Başkan'ın başkanlığında da ilk baş neredeyse tribünler boş olacak. Ya bizim yani biliyorsun tarihinde ilk kez biz, bütün tribünler aynı anda ceza aldı. Bizim her zaman bizim taraftarımızın varlığı yeter. Yani orada olmasa bile hep bizim elini yüreğine koy biz hep oradayız diye söylemleri vardır bizim taraftarımızın. Biz çok eksik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben yine de tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Yeni bir yönetim var. Yeni bir geçen enerji gelmesi. Geçen maça gelemeyenlerin her kısmı maça gelmesini bekliyoruz. Gelsinler tabii yani şimdi. Ankara gücünü Ankara güçlüler yönetsin diye yıllardır söyleniyor. Buyurun biz Ankara güçlüyüz. Elimizden ne gelirse yapacağız. Biraz önce Metin Başkan'la konuştuk ya. Tanımadığımız neredeyse yönetimde kimse yok. Bir şekilde teşvik mesaimiz olmuş Ankara gücünün yaşamış. Genelde yani yıllardır yönetim kurulları oluştuğu zaman bir en azından yarısını hiç tanımadığımız insanlar olurdu. Doğru mu düşünüyorsun? Doğru. Abi? Doğru düşünüyorsun kardeşim. Yani bu konuda da bir ayrıcalıklı bir yönetim. Ya tabii tecrübeli Önder Akdoğan var. Sayman İsmail Atasoy var biliyorsun yıllardır kulüpte as başkanlık yaptı. Yani ekipler yakalı Celalettin abimiz de var. İş dünyasında işte beyefendiler biri diş hekimi, yönetim kurulu üyemiz, biri sanayici iş adamı. Bunlar bizim yönetimi aldığımız ağabeylerimiz, dostlarımız bunlar bizim. Onlar da bunları yaşandı bugün ama olan da hayır vardır yani. Olan da hayır vardır. Biz bir ekibiz son noktası. İyi olacak ya. İyi olmalı yani. Biraz enerjimiz düştü. O taraftan yaşadığı maruz kaldı. Bugün olaydan dolayı gerçekten enerjimiz düştü. Yani bugün artık yeni bir sayfa açıldı. Açmamız gerekiyor. Çünkü yıllardır süren yüksek tansiyon vardı artık. Tansiyon düştü. Ya düşünmemiz gerekiyor. Yani bura bizim. Yani biz iyi olsun diye uğraşıyoruz. İyi de olması için mücadele edeceğiz. Osman Gazi Anlaş Başkan da sağ olsun. O da kiremedi çıktı geldi. Gürkan abi
eski genel sekreter. O da yani her şeyimizde yalnızdayız dediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan yani. Onlar da Osman abinin de özellikle kardeşiyle türbünde arkadaşlığımız vardı. Tekin'le. İyi olur ya, olmalı. İşte başımızda Faruk Bey var. İyi olacak yani. Dün ben programda bayağı bir neler beklediğini anlatmaya çalıştım açıkçası. Daha doğrusu siz bu kulübün bütün asıl sorunlarını bilen kişilersiniz. Tabii. Kurumsallaşma gibi bir sorunu, şeffaflık gibi bir sorunu. Şeffaf olur. Bu takım, bu yönetim şeffaf olur. Olmak zorunda yani. Bize olur. Biz olmalıyız. Yani biz zaten birçok şey değişecek. Bu yönetim şeffaf olur. Olmalı. Olmalı yani. Benim fikrim değil, 17 tane yönetim kurulundaki arkadaşların fikri. Önce şeffaf olalım. Kendimize laf getirmeyelim. Çünkü biz ahlaklı yetiştiğimizi düşünüyoruz. Ahlaki kurallar içerisinde ne kadar şeffaflık o kadar bize güç kuvvet katar. Kurumsallaşma anlamında biz hepimiz zaten işletme sahipleriz. Kurumsallaşma ne olduğunu bilen insanlarız. Bunları da ivedi şekilde... Ben işte geçen Beşiktaş maçından sonra Mehmet Başkan kurumsallaşmayı yaptık deyince biz Meriç abiyle dün konuşurken Mehmet Başkan kurumsallaşmayı ne zannediyor falan dedik. Yani kurumsallaşma ya, bakış açısı başka, değil. Başkan dedik. Bey ama Mehmet Başkan esnaftan gelmiyor. Esnafın kurumsallaşma ya, o da esnaf yani. O da başkanı yani. İş adamının anlaması biraz farklı. Yani, işte yani iyidin yoğurt diye şekli farklı tabiri caizse. Hayırlısı bizim, olsun. Bizim için kurumsallaşmaya bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz. İyi olacak. Yükümüz çok ağır. Yani buradan Büyük Ankara Gücü taraftarına sesleniyorum. Yükümüz gerçekten ağır. Bilerek mi girdiniz? Evet, bilerek. Gücümüzün yettiği yere kadar. Özellikle puan silinme konusunda acil yapmamız gereken hamleler var. Bunun farkındayız. Bunu yapmamız lazım. Çünkü bizden önceki yönetim bunu yapamayacağını neredeyse deklar ettiği için çok önemli bir şey. İnşallah bunları tek tek aşıp Ankara Gücü taraftarına layık olmaya çalışacağız.